Bugün kim var da 1962 yılında Babıali'de başlayıp 2021'de Üsküdar Meydanı'nda devam eden Tekin Yayın Evi'nin genel yayın yönetmeni Elif Akkaya var. Elif Hanım merhaba. Merhaba. Elif Akkaya kimdir? Anadolu'dan, Sivas'tan göçmüş, 60 sene önce göçmüş ve İstanbul'a yerleşmiş, İstanbul doğumlu, 7 çocuklu bir ailenin ortanca kızıdır. Bakırköy Bahçeli Evler'de çocukluğum geçti, bir kısım çocukluğum da Esenyurt'ta geçti. Ve tüm eğitim hayatım, İstanbul'da üniversite hayatım kısmen şehir dışında geçti. Böyle güzel bir ailenin 4. kızıyım. Kalabalık, güzel, coşkulu. Evet. Bir taraf Anadolu. Yine evet. Yani yaşam yerleriniz de genelde İstanbul'da, daha çok böyle Anadolu'nun göç aldığı yerlerde olmuş, evet, doğal olarak. Evet. Kurulduğu günden itibaren toplumun kültürel aydınlanmasına hedefleyen, kitaplar yayınlayan Tekin Yayın Evi'nden çok ünlü isimler geçti. Hasan İzzettin Dinamo, Doğan Avcıoğlu, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Atol Behramoğlu ve daha nice şair, yazar ve aydınlar. Peki nasıl yayıncı oldunuz? Tekin Yayın Evi, evet, 1962 yılında Babıali'de Cağaloğlu'nda kuruluyor. Kemal Karatekin tarafından kuruluyor. O da göçmen bir ailenin, bir ferdi, hatta ailesinin lideri. Arnavutluk'tan göç edip geliyor ve Tekin Yayın Evi'ni bir dağıtım şirketi olarak ilk önce kuruyor. Arkasından da dönemin ihtiyaçları, özellikle kitap yayınlama konusunda Türkiye çok çalkantılı ve politik süreçlerden geçerken çok zor kitap yayınlamak. Özellikle işte bugün adını saydığımız Aziz Nesin'den Yaşar Kemal'e, Rıfat Ilgaz'a kitapları yayınlayacak yayın evleri ya da dağıtım olanağı oldukça kısıtlı olduğu için Kemal Karatekin yayıncılık yapmaya karar veriyor. Ve Türkiye'nin gerçekten misyonu olan ve bu açıdan da oldukça önemli yazarlarının evi oluyor Tekin Yayın Evi. Benim yayıncılık serüvenim 90'larda başladı. Üniversiteyi kazandığımda şehir dışında, bu arada ben iktisat mezunuyum, alakasız bir alandan mezunum. Üniversiteyi kazandıktan sonra bir süre üniversiteye ara vermek zorunda kaldım. İstanbul'a 90'larda gelerek Cağaloğlu'nda her gencin, özellikle okuyan, soran, sorgulayan gençlerin en büyük rüyası ve hayalidir. Bir dergi çıkartmak, kitap çıkartmak, yayıncılık yapmak. Ve ben 90'larda, 97'de Cağaloğlu'nda bunu yapma şansı bulmuş gençlerden, genç kadınlardan biriyim. 2002'ye kadar sürdü bu serüven. O arada üniversiteye tekrar geri döndüm. İktisadı bitirdim. Sonra yüksek lisans yaptım. Yine finansal denetim kendi mesleğimin üzerine eğitimimi sürerken bir yandan da yayıncılık faaliyeti yapıyordum. Ve yayıncılığı çok ilginç. Tam da teknolojinin Türkiye'ye gelip kalıp sisteminin, baskı sisteminin değiştiği döneme denk geldi yayıncılığı öğrenme dönemim. Aydınger'lerle dergi ya da kitapların mizampaş şeklinde ve Aydınger'le çıkış alınarak kalıp haline getirilmesine kadar o tüm süreçlerine tanık olmuş, o montaj masalarının kalktığı döneme denk gelmiş, oldukça şanslı bir yayıncıyım diyebilirim matbaa mücellit süreçlerine kadar. Arkasından ben kendi mesleğimi yapmaya devam ettim. Tekin Yayın Evi'nin mali işlerinden sorumluydum. Tekin Yayın Evi de artık yaşlanmış bir yayın eviydi. Kemal amca zaten vefat etmişti, oğlu devam ettiriyordu. Sedat Karatekin de emekli olmaya karar vermiş ve yayın evini kapatma gibi bir düşüncesi oluşmuştu. Ve orada ilginç bir şekilde şans döndü ve ben yine Cağaloğlu'nda mali işler ya da işte bir takım yayıncıların muhasebecisi pozisyondayken tekrar yayıncılık yapmak üzere böyle bir teklif geldi. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Tekin Yayın Evi'ni tazelediğiniz evet, 13 sene oldu, 13 yıl önce. Kabul ettim ve onun o sorumluluğunu almak üzere 13 sene önce yola çıktım. Tekin Yayın Evi ve yayıncılıkla maceram aslında kısaca böyle. Cağaloğlu'ndan Üsküdar'a gelme kararını nasıl aldınız? Ben dediğim gibi 90'ların Cağaloğlu'nu biliyorum. Babıali'yi biliyorum. 2000'leri biliyorum. Tekin Yayın Evi'nin sorumluluğunu aldıktan sonra, yani 13 sene öncesini de, yaklaşık 10 senesini de Cağaloğlu ve Babıali nasıl kan kaybetti, nasıl basın yayın dünyası teker teker oradan göçtü gitti, buna tanık oldum. Ve artık Cağaloğlu'nda yayıncılık faaliyetini yapmak çok güç hale geldi. Bir turizm alanı oluşturuluyor orada ve kentin belleği, kentin hafızası, özellikle de basın yayın anlamında Babıali yüzyıllar boyunca orada hayat bulmuş basın yayın, ne yazık ki Cağaloğlu'ndan gitmek zorunda kaldı. Biz de gitmek zorunda kalanlardan biriyiz. Pandemi başlamadan önceydi. Nereye gideceğiz? Yani 2 sene boyunca bunu tartıştım. Nereye gideceğiz?
Kadıköy'e mi gideceğiz, Bakırköy'e mi, Beşiktaş'a mı, nereye gideceğiz? Sosyal hayatın ve kültür sanat hayatının aktif olduğu bir yere mi gideceğiz? Yoksa aslında buna ihtiyaç olan bir yere mi gideceğiz? Benim için kırılma noktası buydu. Zaten Üsküdar'da oturuyordum ve Üsküdar'ın bu açıdan yıllardır Anadolu'nun birçok kenti gibi çölleştirildiğine adım adım buna da tanıklık ettim. Ve Üsküdar'ın bunu hak etmediğini düşündüm. Bir kitapçı yoktu, kültür sanat alanı boştu. Ve şöyle bir ters köşe yaparak, aslında bir ters köşedir bu, Tekin Yayın Evi nereye gider diye herkes politik düşüncesi ya da siyasi düncesi ya da fark etmiyor dostlarımız, arkadaşlarımız. Kadıköy'ü hep yakıştırdılar bize. Biz de dedik ki yok, biz Kadıköy değil, biz Üsküdar'a yakışacağız, Üsküdar'a. Böylelikle de o kararı alarak Üsküdar'a geldim ve Şubat'ta burayı tuttuk. Tadilata başlarken pandemi koptu. O kadar büyük şanssızlıklara rağmen geri adım atmadım ben. Dedim ki biz bu yola çıktık ve Üsküdar'da demirleyeceğiz, Üsküdar'da yeni bir tarih yazacağız. Üsküdar'a gelişimiz de böyle oldu. Butik kitapçıların özel bir atmosferi var. Bana daha özgür geliyor. Özgür müsünüz? Hissettiğiniz şey çok doğru. Çok özgürüm. Yani bu kitap evinin içerisinde kitaba bakmaya gelen okurla, gezmeye gelen, soran, kitabı konuşmaya gelen insanlarla evet çok özgürüm. Burası butik bir kitap evi. O bildiğimiz 60'ların, 70'lerin, 80'lerin kokusunu taşıyan bir kitap evi. Ve bu şekilde de böyle olsun diye de çok uğraştım. Çok uğraştık arkadaşlarımla birlikte. Gerçekten onu sağladık ve biz burada özgürüz. Biz burada fikri, düşüncesi, dili, dini ne olursa olsun her insanla sohbet edip kitap üzerinden tartışıp konuşabiliyoruz. Birbirimizi anlayabiliyoruz. Kavga etmiyoruz. Tartışırken farklı düşüncelere sahip de olsak birbirimize saygı duyuyoruz. Ve en son ayrılırken sohbetten birbirimize iyi kitaplar önermiş olarak ayrılıyoruz. O açıdan evet özgürüm. Şurada özgürüm. Son günlerde söyleşi günleri de başlattınız. Evet. Yani böyle bir buraya çok yakıştığını düşünüyorum. Yani bu tip kitapçılara, bu tip etkinliklerin çok gerçekten keyif veriyor. Onlara katılmak, onun içerisine dahil olmak. Beklediğiniz karşılığı buldu mu? Yani Üsküdar'a gelmenin bir riskini de siz aldınız. O söyleşi günlerinin atmosferi nasıldı? Aslında şöyle, beklediğim oldu. Yani zaten Üsküdar'da bunun açığını ve açlığını farkındaydım. Buna göre bir program yaptık. O programlarımız da devam edecek. Evet, biraz böyle yavaş yavaş, ağır ağır aldık, ağır ağır gidecek. Ama beklediğimin karşılığını aldım. Oldukça yoğun, okurun ilgisine mazhar olan etkinlikler oldu. Etkinlik yaparsınız, okurun haberi olmaz, okur haberi olur gelmez. Ama bu öyle olmadı. Bizim 4 etkinliğimizde gerçekten hem çok ilgi gördü, hem de ziyadesiyle gerçekten okuyan, tartışan, şiiri bilen, şiirle başlattık biz etkinliklerimizi. Şiiri seven insanların toplamının oluşturduğu çok güzel bir atmosfer oluştu. O yüzden memnunum ve devam edeceğiz bu açıdan da. Çok güzel, bekliyoruz. Atol Behramoğlu gibi birçok aydının üretim sürecine tanıklık ediyorsunuz. Çok anınız vardır. Var, evet. Böyle bize birkaç paylaşımda bulunur musunuz? Tabii ki. Yani bunlara tabii tanıklık ediyor olmak da tarihsel olarak aslında bir yere koyuyor insanı. Bu yayıncılık serüveninde birçok yazar, üretim yapan birçok aydın, şair, akademisyen, onlarla yollarım kesişti. Onlarla yol yürüme fırsatım oldu. Atol Behramoğlu da bunlardan biri. Hem dostum, hem yazarım, hem de bir büyüğümdür. Hem de şair olarak da okurlarından, hayranlarından biriyim kendisinin. Atol Hoca ile biz çok güzel çalışmalar, projeler yürüttük Anadolu'ya dair. Biz Anadolu'da gezmediğimiz şehir, ilçe kalmadı. Yaklaşık 10 yıl sürdü bu. Tokat'a da gittik, Urfa'ya da gittik, Van'a da gittik, Diyarbakır'a da gittik, Adana'sına, İzmir'e de gittik. Ama en tad aldığım, en beni etkileyen etkinlikler Tokat, Urfa, Sivas, Nevşehir gibi yerlerde oldu. Oralardaki insanların ilgisi, kadınların ilgisi beni Tokat'ta ağlattı mesela. Urfa'da kilometrelerce dışarıya giden bir kuyruk oldu. O insanlarla tek tek sohbet etme, o insanların o açlıkları ve o ihtiyaçlarını
görme ve onları mutlu etme konusunda inanılmaz tad aldım. Ama en güzellerinden birisini şöyle çok kısacık anlatayım. Okul ve kolejleri yarım yüzyıl, şairin hayatında yarım yüzyıl geçmişti üretimi. Yarım yüzyıl nedeniyle güzel bir proje başlattık ve çocuklarla buluşturmaya karar verdik. İlköğretim ve ortaöğretim çocuklarıyla tüm Türkiye'deki okulları gezmeye başladık. İzmir Ali Ağa'da bir okulda İlköğretim çocukları toplanmış Ataoğlu Behramoğlu'nun çocuk şiirlerini okuyor ve tartışıyorlardı. Ataoğlu Hoca da onlara eşlik ediyordu. Ve soru bölümüne gelindi. İlkokul 2 ya da 3'e giden çocuklar. Birisi el kaldırdı. Çok da şirin bir çocuktu. Zaten yüzünden de akıyordu şirinliği. Ve ben onu canlı çektim. Yani orada da çekimdeydim. Dedi ki, hocam dedi, bu kadar şiir yazmışsınız. Bu yazdığınız şiirlerden hangisini yazarken ağladınız? Ve bu çocuk ilkokula gidiyor. Hepimiz böyle bir donduk. Ataoğlu Hoca da dondu. Dedi ki ben dedi şu anda dedi 70 küsur yaşındayım. Hayatımda ilk defa bana böyle bir soru soruldu. Cevabını verdi. Annem yok artık. Şiirini yazarken çok ağladım. Annem öldüğünde yazdım dedi. Ve bütün o ilköğretim çocuklarının doldurduğu o amfi de bir acayip şöyle bir ho diye hepsinde bir üzüntü belirten bir ses çıktı. Ben onu çekerken hem ağladım hem çektim ama hepimiz ağladık. Ataoğlu Hoca da dahil. Böyle bir soru koca şair, Türkiye'nin şu anda yaşayan en büyük şairlerinden biri, dünyaya mal olmuş bir şaire 60 yıl boyunca böyle bir soru sorulmamış ve bir ilkokul çocuğu soruyor. Bunu yaşamak, ona tanıklık etmek, onu görmek ve o soruda onlarla birlikte ağlamak beni çok etkilemişti. Mesela bunu anlatmak istedim. Çok farklı, çok da etkileyiciydi. Evet. Çok etkileyici. Yoğun ilgi gösterdi bir yayın evisiniz. Son olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kitabını yayınladınız. Aslında arka planı biraz merak ediyoruz. Evet. Daha adil bir ülke için uğraş veriyorlar. Kemal Bey de bu 10 yıllık yolculuğunun kitap haline gelmesi fikri yaklaşık pandemi kopmadan bir sene önceydi. Bana ulaştılar. Böyle bir düşüncemiz var. Bize bu konuda yardım eder misiniz? Ben de hemen atladım gittim. Yani çağırdılar. Birkaç toplantı yaptık. O birkaç toplantı ardından istedikleri, düşündükleri kitabı tartıştık. Nasıl olacak, nasıl ilerleyecek, yazıları nasıl sıralanacak, nasıl okunacak. Bu konuda zaten oldukça büyük bir şey oluşturmuşlardı. 10 yıldır ana muhalefetin lideri olarak zaten büyük bir arşivi ve birikim, zaten altyapısı vardı. Arkasından da yazılar gelmeye başladı. Oluşturulan taslaklar gelmeye başladı. Ve pandemi sırasında evlerimize kapandığımız esnada, Mart'ın sonuydu ilk dosya geldiğinde, büyük bir heyecanla dosyayı evde açtım ve editörlerimizle birlikte hızlı bir şekilde okumaya başladık. Beni çok etkilemişti tamamen kitabı, çünkü çok fazla içine giriyorsun. Çok önemli bir kitap çıkartıyorsun. Bu kitap hata kabul etmez. Uzun sürdü çalışması. Kitap çıktıktan sonra 2020 yılının Eylül ayındaydı. Sayın Kılıçdaroğlu bizi Ankara'ya davet etti. Kitaba ilişkin sohbet etmek için gittik. Orada uzun bir süre hem kitabı hem kitabın çalışmasını konuştuk ve bana nasıl gidiyor diye sorduğunda ben ona kitaba dair şunu anlattım. Kemal Kılıçdaroğlu, bildiğimiz, ekranlarda gördüğümüz Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında kitabı okurken onun düşünceleri, onun o yolculuğunu satır satır didiklerken aslında tanımadığımız, tanıdığımızı zannettiğimiz, tanımadığımız bir Kemal Kılıçdaroğlu ve onun politik söylemini gördüm dedim. Merak ettiler. Biz hep şöyle deriz, hep aynı şeyleri konuşuyor politikacılar. Ekrana çünkü bize yansıtılan bir yanılsama aslında, bir illüzyon. Aslında hep aynı şeyleri konuşmuyorlar. Oldukça derin, oldukça anlamlı, çok bilerek 10 yıl önce başladığı noktadan bugüne adım adım geliştirerek ve aslında 10 sene önce hukuk, adalet bu kadar konuşulmuyorken, 10 sene önce liyakat bu kadar konuşulmuyorken o 10 sene önce bunları tartışıyormuş zaten. Onu gördüm ben kitapta ve beni çok etkilediğini söyledim. Bir yayıncı olarak ben bu kitabın ortaya çıkması ve yayılmasından dolayı çok onur duyuyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçekten en büyük sorunlarına bilimsel, akademik ve her şeyi bırakalım
adaletli bir çerçevede yaklaşan bir sosyal demokrat, dürüst ve ahlaklı bir siyasetçi gördüm orada. Bunu anlattım kendisine. Beni dinledi. Oldukça hoş bir toplantıydı. Önümüzdeki yıllarda eminim devamı da gelecektir onun açısından. Ve Tekin Yayın Evi'nde üniversite yıllarından beri bilen, Tekin Yayın Evi'nin yazarlarını takip eden bir siyasetçiyle ben o gün orada toplantı yaptım, görüştüm. Çok güzel anekdotlar gelişti aramızda. Üsküdar'a ilişkin yürüttüğümüz bu kitap evi, yayın evi ve kültür sanat çalışmalarına dair can kulağıyla dinledi ve sorular sordu bana. Açılış yapmadığımızı ilettim. Açılışı onunla yapmak istediğimi söylemiştim. Öyle bir söz almıştım kısmen. O da beni kırmadı. Pandemi rahatlar rahatlamaz. 2021'in yine bir Eylül ayında bizi burada ziyaret etti, onurlandırdı. Öyle bir güzel bir ziyaret gerçekleşti. Belediye başkanımız. Tabii Ekrem İmamoğlu da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İl başkanımız. İl başkanı Canan Kaftancıoğlu. Canan'ı ben tabii çok severim. Sağ olsun benim dostum ve arkadaşımdır. Üçü birlikte. Burada çok güzel bir ziyarette bulundular. Hayırlı olsun dediler. Oturdular, sohbet ettik. Esnafla konuştu. Ve yayıncılığa ilişkin benimle sohbet etti. Güzel bir ziyaretti. Bunları anlatabilirim kitaba ilişkin. İyi ki de çıkartmışız. İyi ki de yayınlamışız. Bizi onurlandırdılar. Çok şık olmuş evet, gerçekten. Evet. Bu da güzel tuttu. Bir anı. Evet. Bu ziyaretten sonra esnafın size bakışı nasıl oldu Üsküdar'da? Evet. Ya şöyle, Üsküdar ilginç bir yer. Ve sürekli değişen bir yer. 10 sene önce olsaydı bu ya da 6-7 sene önce olsaydı eminim çok daha olumsuz, çok daha sonrası için olumsuz şeyler yaşayabilirdim. Ama artık başka bir yüzyıldayız. Dünya büyük bir salgını atlatmaya çalışıyor. Pandemiyle mücadele ediyor. Yakınlarımızı kaybettik, sevdiklerimizi kaybettik, hastalık devam ediyor. İnsanlar artık daha farklı bakıyor ve daha farklı düşünüyor. Üsküdar da farklı bu açıdan baktığında. Kemal Bey'in ziyaretinden sonra anlatabileceğim olumsuz bir şey yaşamadım. Onun buradan çıkıp esnafı ziyaret etmesi, kanaat lokantasına gidip orada bir yemek yemesi bence çok önemliydi. Ve Üsküdar onu oldukça iyi karşıladı. Devamında da bana dair yansıyan bir şey yok. Beni bir kadın olarak gelip Üsküdar'a bir kitabevi, kitapçı açan bir kadın olarak ilginç buluyorlar, düşünüyorlar evet bu konuda. Ama bir yandan da saygı da duyuyorlar. Sorularımızdan biri de oydu zaten. Evet. Bağlayalım buna biz. Evet. Kadın yayın evci olmak. Bir yayın evi sahibi zor olmak. Zor mu? Evet. Hani zaten ülkede yayın evci olmak zor. Evet. Biliyoruz. Kadın olmak. Yayıncılık açısından baktığında yayıncılığın mutfağında, arka planında, üretim süreçlerinin her yerinde kadın ağırlığı var. Ama yayın evinin genel yayın yönetmeni olarak ya da bir sahibi olarak kadın az, artıyor, artmıyor değil. Ancak az, tabii ki yine daha çok erkeklerin egemen olduğu bir alan diyebiliriz kısmen ama içinde üretim, tüm üretim süreçlerinde editörlerinden redaktörlerine, çevirmenine, düzeltmenine çok kadın emeği olan bir iş bu. Çünkü bu iş bir kadın sabrı gerektiriyor. Bu iş ince ince örmeyi gerektiriyor. Estetik dokunuşlar. Evet, o estetik dokunuşlar ve o kadın sabır gözü. Ve o incelik, derinlik tabii ki yani kadına da erkeğe de mahsustur ama kadın burada biraz daha farklı durumda. O açıdan da yayın evi sahibi olarak, bir genel yayın yönetmeni olarak, bir kadın olarak kolay değil. Açıkçası onu söyleyeyim. Ama bir şekilde bunun mücadelesini veriyoruz her şekilde. Bundan dolayı da pes etmiyoruz. Ah vah da demiyoruz. Biraz deliye çıksa da adımız, biraz asiye çıksa da bir şekilde yerimizi tutuyoruz, yerimizi oluşturuyoruz. Yayıncılık alanında kadın emeğinin bu kadar çok yoğun olması ama önde görünür olanların kadın değil, daha çok erkeklerin oluyor oluşu büyük bir sorun. Ama bunun da mücadelesini zaten benim içinde bulunduğum sektör veriyor ve verecektir, devam da edecektir bu. Bugün açısından iyi bir noktadayız diyebilirim
Bu açıdan da tabii daha uzun yürüyecek yolumuz var. Duruşunuz ve misyonunuzdan dolayı tartışmalı metinler yayınlıyorsunuz. Cesur davranıyorsunuz. Evet, evet, biraz öyleyiz. Büyük sorunlarla karşılaşıyorsunuzdur muhakkak. Tabii karşılaşmaz mıyız? Çünkü şöyle bir ülkemiz yok ne yazık ki. Hala Orta Doğu coğrafyasının içerisinde demokrasi hala içkin değil birçok yere. Hukuk, adalet, akademi, normal sosyal yaşam çok sorunlu ilerliyor. Yıllardır böyle. Biraz ilerlemenin, biraz tartışmanın, biraz aydınlanmanın olduğu vakitlerde de üzerimize cuntalar çökmüş ve o aydınlığı karanlığa çevirmeye çalışmış. Böyle bir ülkedeyiz. O yüzden bu ülkede tartışmalı metinleri yayınlamak elbette cesaret istiyor. Elbette biraz cesur olmayı gerektiriyor. Bu açıdan da Tekin Yayın Evi bu misyonunu 1960 yılından beri yapıyor, gerçekleştiriyor. Böyle bir geleneği var. Ben o geleneği evet sürdürüyorum, devam ettiriyorum. Benim için çok çok önemli. Bugünün ülke sorunlarını tartışmak, dünya sorunlarını tartışmak, cesaret etmek, konuşulmayanı konuşmaya çalışmak ve onu meser haline getirip insanlara ulaştırıp aydınlatmak önemli bir misyon. Bunun bedelini de ödüyoruz. Yakın bir zamanda yayınladığımız bir kitaba dair onlarca dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde basına da düştü. Belki siz de görmüşsünüzdür, takip etmişsinizdir. Bir kitabı çıkarttığımızdan dolayı 4 tane para cezası aldık. Şu anda işte yüksek mahkemeye itirazlarımızı da bulunacağız. Ama ilk mahkemede onaylanıyor olması, bir kitaba bu kadar ceza veriliyor olması, yazarına, yayıncısına yayınladığından ötürü bilgiyi, bu çok net yorum değil, bir yazarın ya da yayın evinin yorumu değil o kitaptaki olan, cezalandırdıkları bir bilgi, referans ve kaynakları olan bir bilgiyi cezalandırdılar. Bu bizi ürkütmüyor ve korkutmuyor. Bunlar da bizim şeref madalyalarımız diyeceğiz bu süreçte. Bu süreçten çıkana kadar ülke gerçekten demokratik anlamda bir noktaya kavuşana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. O cezalar ve bu yürütülen soruşturmalar umarım olmayacağı zamanlar olsun. Bunun için bu mücadelede, yani bu açıdan biraz böyle de bakabiliriz. Kültürle, sanatla iç içesiniz. Yeterliliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne yazık ki birçok hususta kendini tamamlayamamış, hala olmamış bir ülke. Kültürel, sanatsal alanda da çalışmaları her daim muktedir olanın engeliyle karşılaşmış bir ülke. Özellikle son 20 yıldır baktığımızda, kendi yazarlarım açısından söyleyeyim, edebiyat, şiir, öykü, roman, akademik anlamda tartışmalar, bilimsel tartışmalar hiç fark etmiyor. Ya da farklı bir ses. O farklı sesi Anadolu'ya götürmek, Anadolu'da bir etkinin içerisinde olmak imkansız. Ancak siz bunu kendiniz o koşulları ayarlıyorsunuz, oluşturuyorsunuz, zorluyorsunuz ve bunun için mücadele veriyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda yine basına yansımıştı. Kayseri'de İhsan Eli Açık, aynı zamanda yayın evimizin yazarıdır. Kayseri'deki fuara, kendi memleketinde olan fuara katılamadı. Engellendi ve şiddete uğradı orada. Arkasından biz Kayseri'de onu okuyan insanlara ulaştırmak için kendi alternatif etkinliğimizi yapmaya çalıştık. Çok zorlandık, çok uğraştık ve hala da uğraşıyoruz. Farklı bir sese, farklı bir fikre tahammülü yok ne yazık ki bugün muktedir olanların. O muktedir olanlar da her yeri ne yazık ki domine ediyor ve belirliyor. Biz de o alanda kültürel, sanatsal anlamda çalışmalar yapıp bir yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Her tarafı kapsayacak şekilde bir yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta Atol Behramoğlu'nun şiirlerine herkesin ihtiyacı var. Yani sağı, solu, dini, ideolojik anlamda görüşü, fikri fark etmeden herkesin ihtiyacı var. Hasan Ezzettin Dinamo'nun Savaş ve Açlık, bir ülkenin büyük bir savaşın eşiğinden geçip yeniden kurulduğu dönemi anlattığı sosyal hayatı, insan hayatının, herkesin bunu bilmeye hakkı var. Herkesin bunu okumaya, herkese bunu ulaştırmaya bizim hakkımız var. Onların da bunlara ulaşmaya hakkı var. O açıdan da bizim düşünce, fikir, ifade özgürlüğü çerçevesinde ve kültürel alanda var olma ve üretme anlamında da bu mücadelemiz sürüyor, sürecek ama inanılmaz zorluklar yaşıyoruz. Az önce de anlattığım gibi bunları da aşmaya çalışıyoruz. Sinema ilginiz var mı? Evet, çok uzun yıllar, çok sık
her gün bir film ya da iki film izlerdim. Son 4-5 senedir ara verdim ama ara ara yine izliyorum. Evet, tabii pandeminin de etkisi evet. var da. Kitaplardan uyarlanan filmler hakkındaki görüşünüz ne? Böyle yani yazık olmuş, yapılma saymış, iyiymiş dediğiniz filmler var mı? İzlediklerim arasında yok. Hatta tam tersi, görsel sanatların gücüne çok fazla inanıyorum. Elimizde kitabı tutarken o okuduğumuz hikayede biz evet orada devreye hayal dünyamız giriyor. Ve biz kendimiz hayal ediyoruz. Bu bir radyoda bir programı dinlemek gibi. Dinlerken o hayal dünyasına, o bahçeyi sen kuruyorsun. Kitabı okurken o bahçenin içerisinde yazarın ya da yazarın karakterlerinin ya da o konunun sendeki etkileri tamamen hayal dünyada. Ama görsel sanatlarda öyle değil. Yönetmen önüne senin o öyküyü anlatan somut kareler koyuyor. Ben çok başarılı buluyorum. Bugüne kadar izlediklerimin beni üzen, beni yanıltan, ya kitap daha böyleydi dediğim açıkçası yok. Çok başarılı buluyorum ve bunun kötü de olsa denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yönetmendeki o roman ya da o kitap ya da o karakter, o öyküler nasıl zuhur buluyor? Bizim için bu çok önemli. Onun sanatını yapan yönetmenin gözünden de izlemek. O yüzden bu çalışmalara da desteklenmeli, daha da artmalı. Körlük çok merak etmiştim. Yani filmi nasıl olur diye ilk okuduğumda bu kadar güzel evet. yapılamazdı yani. Evet. Bence en güzeli yapılmıştı. Bununla beraber bir de Kızıl Nehirlerin evet. okuduğumda filmi çıkmıştı. Çok merak ediyordum nasıl yapsalar diye. Tabii o zaman bu kadar şey yaygın değildi. Kasetler vardı. O kasetlere ulaşmak da çok evet. zordu. Evet. O da çok başarılıydı. Kesinlikle öyle. Yılmaz Güney'in filmlerinde de şimdi mesela onları biz kitap olarak da okuyoruz. Bir baktığınızda hani evet kitapta çok daha başka bir dünya diyorum ya oluşturuyorsunuz ama o görsel olarak gördüğünüz şey inanılmaz bir şey. Şimdi mesela yaşayan karakterler hem de yakın yüzyıl, yakın tarih yaşayan karakterlerin filmleri yapılıyor. Ben onları da çok başarılı buluyorum. İstediği kadar tartışsınlar. Bir Müslüm Gürses'i o şekilde izlemek, işte Türkiye'de yakın tarihe mal olmuş bir sanatçıyı, bir şairi, Nazım'ı izlemek orada onun hayatının bir karesini bence ne olursa olsun iyi şeyler yapmak üzere yola çıkan arkadaşlar ve iyi sonuçlar alıyorlar. Boş zamanlarda kitap okumak cümlesini duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Bunu bir kitapçı fikrini gerçekten merak ediyorum. Şimdi ben boş zamanlarda kitap okuma cümlesi bende olumlu ve olumsuz şeyler çağrıştırıyor. Olumlu da çağrıştırıyor, olumsuz da. Evet, insanlar zamanı rahatladığında kitaba yöneliyor. Bu güzel bir şey. Kitapla baş başa kalma isteği, sakin ve o boş zamanın içerisini kitapla doldurma isteği. Bir yanıyla da yalnızca boş zamanlarında kitap okuma diye bir, oradan da bakalım. Yalnızca boş zamanlarda kitap okuma, insan sinirli olduğunda, üzgün olduğunda, kötü bir şey yaşadığında da eline bir kitap alıp sakinleyebilir. O açıdan iki türlü düşünelim. Evet, bir yanıyla o boş zamanda yalnızca onunla baş başa olmak, biz olumlu bakalım, olumlu yönünden. Ama şunu da denemeli insanlar. Ben bunu denedim, yaşadım ve gerçekten de etkisini biliyorum. Çok moralim bozuk, çok kötüyüm ve çıkamıyorum diyelim bir olayın içerisinden. Kitaba sığındım, yazıya sığındım. İnanılmaz sağaltıyor, seni başka bir yere götürüyor, kafan dağılabiliyor. Başka bir şekilde yaşadığın olaya başka şekilde bakmanı sağlıyor. O yüzden yalnızca boş zamanlar değil. Mesela sinirlendiğimizde, çok üzgün olduğumuzda da kütüphaneden bir kitap çekelim. Açtığımız ortasından bir sayfayı okuyalım. Yani onun insanı nasıl değiştirdiğini ve etkilediğini eminim göreceklerdir. Ama boş zamanlarda da kitap okumaları da güzel bir şey. Yeter ki okusunlar. Şimdi hızlı soru cevap yapacağız sizinle. Tamam. Hangi kitabın yazarı olmak isterdiniz? Hasan İzzettin Dinamo'nun Savaş ve Aşklarının yazarı olmak isterdim. Hangi kitabın kahramanı olmak isterdiniz? Dostoyevski'nin mesela kitaplarından birisinde bir kadın kahraman olmak isterdim. Kitapçı dükkanınızı en çok nereye açmak isterdiniz? En çok Üsküdar açmak isterdim. İyi, Üsküdar açtım. Keşke tanışsaydım dediğiniz yazar? Keşke tanışsaydım dediğim birçok yazar var. Yaşar Kemal'i yakından tanımak çok isterdim. Değil mi? Evet. Yaşar Kemal'i ve Kemal Tahir'i de yakından tanımak. Benim yaşadığım bu yüzyılda
çok yakınımda olmasını ve ona ulaşabilmeyi çok isterdim. Ulaşamadım yani. Göremedim en azından, öyle söyleyeyim. Çalışmayı istediğiniz yazar. Çalışmayı istediğim... Yani hedefinizdedir böyle, çok isterim onunla bir eserinde çalışmak. Çalışmayı istediğim yazar çok. Mesela işte bugün benim okuduğum, sevdiğim, hatta işte bugün yaşamayan birçok yazar var. Bunlardan mesela birisi Didem Madak. Didem Madak benim kadın şairimdir. Çok erken kaybettiğimiz, inanılmaz şiirler üretmiş. Derinliği... Çalışma ihtimali olan. Evet. Evet. Öyle diyelim. En azından ihtimal... gelecek zamanda. Evet. Gelecek zamanda mesela Sema Kaygusuz'da çalışmak isterdim. Belki bizi duyar görür. Evet. Sema Kaygusuz'da çalışmak isterim mesela. Başucu kitabınız? Başucu kitabım... O kadar çok kitabım var ki başucumda. Hepimiz... Yani siz de biliyorsunuz, klasikleri ve bildiğimiz kitapları okuyoruz. Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali. Ben onu döne dola okuyorum. Çocukluğumda okumuşum, ortaokul yıllarında okumuşum. Geçtiğimiz yıllarda, 5 sene önce yeniden okumak istedim. Bütün serisi, bütün kitaplarını ve Kuyucaklı Yusuf'ta kaldım. Döne dolaşı onu okuyorum, ara ara açıyorum. Benim başucu kitabım diyebilirim. Başka hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Biraz da olsa şu ülkede yaşamak isterim dediğiniz var mı belki? Yani mesela Latin Amerika'da yaşamak isterdim. Latin Amerika'nın herhangi bir ülkesi. Arjantin olur. Hiç gittiniz mi? Küba olur. Latin Amerika'ya gitmedim. Gitmek isterdim. Orada kısa bir süre yaşamak isterdim ama başka hiçbir ülkede yaşamak istemezdim. Birçok ülkeye gittim. Avrupa'yı dolaştım. Ve hasta olarak geldiğim zamanlar oldu. Yine Türkiye'de yaşardım. Ama ara ara gidip birkaç ay bir yerlerde yaşamak isterdim. Ülke olarak da Latin Amerika diyelim, oradaki ülkeler diyelim. Okumaya yeni başlayanlar için kitap önerseniz. Okumaya yeni başlayanlar için ben klasikleri öneriyorum. Kesinlikle. Özellikle de kült olan klasikleri öneriyorum. Modern klasikleri de öneriyorum ama normal klasikleri de. O klasiklerin oldukça ince olanları çıktı. Ben onların ortaokula gidiyordum. Çok kalın, çok anlaşılmaz nüshalarına ne yazık ki rastlamış bir çocuktum ve gençtim. Okurken çok zorlanıyordum. Defa defa elimden Paris Düşergen'i attığımı bilirim. Anayı attığımı bilirim, okuyamadığımı. Halbuki yıllar sonra onların en güzel nüshalarını okuduk ve vurulduk o kitapların. O açıdan kesinlikle klasiklerle başlamalarını öneririm. Yine Türkiye deki üreten yazarlar açısından da ben Sabahattin Ali'yi, ben yine aynı şekilde tek bir kitap veremiyor insan. Evet, veremiyorum kesinlikle. Yakup Kadri'yi, Reşat Nuri'yi, Türk Edebiyatı klasikleri, evet, ve dünya klasikleri diyorsunuz. Kesinlikle. Peki kitap kurtları için hangi kitabı önerirsiniz? Ya da kitapları önerirsiniz, tek kitap öneremiyoruz. Evet, kitap kurtları için. Kitap kurtları zaten okuduğumuz, önerdiğimiz birçok kitabı okumuşlardır. Kitap kurtlarının da biraz klasiklerden çıkmasını isterim. Daha modern edebiyat ve modern tartışmaları okumalarını isterim. Ben son yıllarda Sema Kaygusuz'u tanıdım. O yüzden herkese Sema Kaygusuz'u öneriyorum. İstisnasız birçok kadına önerdim. Ve okuyan kadınların geri dönüşlerini aldım. Sema Kaygusuz'u öneririm kitap kurtlarına. Onu tanımalarını, onu okumalarını isterim. Şimdi klasik bir söylem var. En iyi hediye kitaptır. Evet, bence de en iyi hediye kitaptır. Ama çok okuyan bir insana kitap almak zordur. Ve bazen arkadaşlarımın da bana kitap almak istediğini ama zorlandığını kendilerinden bizzat duyuyorum. Eminim siz onu yaşıyorsunuz. Evet, ama ben yine de mutlaka bir Ayfer Tunç, bir yeni dönem özellikle Mine Söğüt atlamayalım. Mine çok, onun yazılarını da severek takip ettiğim bir yazar, bir edebiyatçı. Sema Kaygusuz, Mine Söğüt, yeni dönem üreten ve çok iyi üreten kadın yazarlar var. Bu açıdan ben onları öneririm ve onların kitaplarını, hem de bütün kitaplarından, acaba hangisi demeden, Sema Kaygusuz'un, Mine'nin kitaplarından, Ayfer Tunç'un kitaplarından herhangi birini çekip alıp hediye edebilirsiniz. Bu kadar benim yazarlarım ve güzel yazarlardır diyebilirim. Bir zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sizi yakından tanımak güzeldi. Ve herkesin de tanımasını istediğim insanlardan biriydiniz zaten. İlyan, ben çok teşekkür ederim.